Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Bebek yüz örtülerine bu modelin çok yakışacağını düşündüm arkadaşlar. Bu şekilde sinek kanadından yaprak yaparak bu motifi bunun ortasına tutturmayı düşündüm. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Sinek kanadından yapraklarımı yaptıktan sonra arasına 10 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Dilerseniz farklı ara modelleri de uygulayabilirsiniz. Veya daha fazla mesafe bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tane zürafa bırakıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak buraya bir göbek oluşturuyorum. Bu şekilde buraya bir göbek oluşturdum. Şimdi yapmış olduğum göbeğin içine batarak geri dönüyorum. Ve buraya sinek kanadından yapraklarımızı yapacağız. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya geri dönüyorum. İkinci pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya geri dönüyorum. Üçüncü pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya geri dönüyorum. Bu şekilde birinci yaprağımı tamamlamış oldum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane pırpırdan oluşan bir yaprak yaptım arkadaşlar. Şimdi ortası için küçük bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Ve tekrar ikinci sinek kanadımı yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. İkinci pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Düğümlerimi her zaman yukarıya battıktan sonra sıkarken sola doğru çekerek sıkıyorum arkadaşlar. Burada olduğu gibi hep sola doğru. Biraz dik tuttuğum için karşıya doğru gibi geliyor. Aslında sola doğru çekiyorum arkadaşlar ipimi. Ve tekrar aşağıya dönüyorum. Bu şekilde ikinci sinek kanadımı da tamamlamış oldum. Evet. Arasına 10 tane zürafa yapacağım ve tekrar yapraklarımı oluşturarak tamamlayacağım arkadaşlar. Yapraklarımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi motifimizi hazırlayarak ortasına tutturalım arkadaşlar. Motifimizi ortasına oluşturmak için öncelikle İki tane kürdanımı yan yana getirerek iğnemi de yanına koyuyorum. Ve bu şekilde ipimi sarıyorum. 4-5 defa
Bu şekilde ipimi sardım. İğnemin arkasındaki ipimi ise iğneme iki kez doladım. Çok aşırı sıkmadan arkadaşlar düğümümü atıyorum. Hemen buradaki fazla olan ipimi kesiyorum ve halkamı oluşturmuş oldum. Bu şekilde halkam oluştu. Kürdan yerine bu genişlikte başka herhangi bir şey de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce bu şekilde kalem içi kullanıyordum arkadaşlar. Bu biraz küçük olduğu için iki tane kürdanı yan yana getirerek kullandım. Şimdi ortasına beyaz inci alacağım arkadaşlar. Bu şekilde küçük incilerden, içine cam boncuk da kullanabilirsiniz. Hemen halkamın, yani bütün iplerimin içinden iğnemi geçiriyorum. Oluşan bu halkanın tam ortasına gelecek incimiz. Şimdi tekrar halkamın içine batarak buraya düğüm atıyorum ve incimi sabitliyorum. Bu şekilde sabitlemiş oldum. Şimdi tohum oyamızın yapılışına geçelim. Tekrar batıyorum halkama, bütün iplerin içinden geçiriyorum arkadaşlar iğnemi. İpim iğnemin üzerinde, arkasındaki ipimi ise iğnemin üzerinden doluyorum. Altından değil arkadaşlar, üzerinden dolayacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane, 5 defa ipimizi doladık. Bu şekilde bolluk olursa hemen düzeltmemiz gerekiyor. Ve birinci tohumu yapmış oldum. Tekrar aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 defa ipimi sarıyorum. İpimi düzelte düzelte aşağıya döndüm. Yukarıdaki ipim aşağıya geliyor ve dolamış olduğum iplerimde tohum oluyor. Yapılışı çok kolay arkadaşlar. Ben size yavaş yavaş gösterdiğim için zannetmeyin ki zor. Halbuki çok kolay. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen ipimizi düzeltelim. Evet, ikincisini yapmış olduk. Üçüncü tohum oldu. Tekrar batıyorum. 3, 4 ve 5. Tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde 4 tane oldu. 5. tohum oluştu arkadaşlar. Buraya 11-12 tane kadar tohum yapacağım. Bir tane kalıyor. 11-12 tane yaptıktan sonra sizin elinizde farklılık gösterebilir arkadaşlar. Burada bir tane batacak kadar, yer kalıncaya kadar bu şekilde tohumlarımı tamamlayacağım. Daha sonra da sonuncu tohumu yaparken de tutturacağız arkadaşlar.
Tohumlarımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tanesini yaptım ve 11. tohumumu da atmış oldum. Benimkisi bu şekilde denk geliyor arkadaşlar. Sizinki daha fazla veya eksik de olabilir. Burayı dolduruncaya kadar bu şekilde yapıyoruz. Şimdi motifimizi tutturalım arkadaşlar. Ortasına beyaz tutturacağım. Zemin beyaz olduğu için pembeyi hazırladım arkadaşlar. Şimdi pırpırımın arkasına motifimi getiriyorum. Hiç yönünü çevirmeden yapmış olduğum yönünü pırpırımın arkasına koyuyorum. Şimdi pırpırımın içine batıyorum. Halkamın içinden iğnemi geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 defa ipimi tekrar doladım. Bu şekilde tutturacağım arkadaşlar. Evet. Hem tohumumu yaptım hem de tutturmuş oldum. İkinci defa pırpırımın içinden batıyorum. Halkamın içinden geçiriyorum. 1 ve 2. 2 defa ipimi doladım, sardım. Halkamı oluştururken 2 kez düğüm atmıştık arkadaşlar. Tam düğümüm onun üstüne gelecek şekilde ayarlayarak düğümümü sıkıyorum. Ve burada ipimi kestim. Hemen çakmakla ucunu yakıyorum. Oyamın arka yüzünü çeviriyorum. Oyamızın arka yüzü düz yüz arkadaşlar. Bu şekilde tutturmuş oldum. Şimdi beyaz motifimi de hazırladım arkadaşlar. Şimdi birlikte tutturalım. Hemen yönünü çevirmeden pırpırımın arkasına koyuyorum arkadaşlar. Modelimizin arka yüzü, oluşan arka yüzü düz kısmı arkadaşlar. Bunun için hiç yönünü çevirmeden pırpırımın arkasına koydum. Pırpırımın içine batıyorum. Hemen halkamın içinden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimi iğneme 5 defa sardım. Ve bu şekilde son tohumu yapıyorum. Hem tutturmuş oluyorum hem de son tohumunu yapıyorum. Tekrar pırpırımın içinden iğnemi batıyorum. Halkamın içinden geri çıkıyorum. 1 ve 2. İğneme ipimi 2 kez doluyorum. Düğümün üzerine denk gelecek şekilde ayarlayarak düğümümü sıkıyorum. Ve burada ipimi kesiyorum. Hemen ucunu çakmakla yaktım. Ve oyamı kaldırıyorum. Ve düz yüzü oluştu.
Modelim bu şekilde tamam oldu arkadaşlar. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.